Macar asıllı Amerikalı milyarder iş insanı George Soros. 1930'da Budapest'te dünyaya geldi. Nazilerin Yahudilere yönelik soykırımı sırasında babasının temin ettiği sahte kimlikle hayatta kalmayı başaran Soros, 1947'de İngiltere'ye göç etti. Finansör, işletmeci ve girişimci olan Soros, 1956'da ABD'ye yerleşti ve bu ülkenin vatandaşı oldu. Kuruluşuna öncülük ettiği uluslararası yatırım fonu sayesinde büyük bir servetin de sahibi oldu. Şu anda 8.3 milyar dolar serveti bulunmaktadır. Komünizmin çökmesinin ardından Doğu Avrupa ülkelerine yüklü miktarda yardımlar yaptı. Hatta bazı ülkelerdeki mali yardımları Birleşmiş Milletler'in yardımlarının da önüne geçti. Bundan dolayı kimileri onu hayırsever olarak nitelerken kimileri de gizli ajandası olan bir kişi olarak tanımladı. Anavatanı Macaristan'da 1984 yılında Açık Toplum Vakfı isimli bir dernek kurdu. Faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştırdı. Vakıf halen 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Genellikle üniversiteli gençlere yönelik projeler yürütülüyor. Soros'la ilgili bilgiler bunlarla sınırlı değil. Sadece hayırsever bir yatırımcı finansör olarak mı biliniyor? Bu sorumuzun cevabı hayır. Ünlü yatırımcıya Birkaç ülkede çeşitli suçlamalar yöneltilmiş durumda. Peki, George Soros'a hangi ülkede ne suçlamalar yöneltiliyor? Macaristan. Soros'u Durdur Yasası. Macar hükümeti Soros'u mültecilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi için bir plan yapıp bunu uygulamak için çaba harcamakla suçluyor. Macaristan'da Soros'un kurucusu olduğu vakıf ve diğer yurt dışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini denetim altına almak ve mali desteklerini sınırlamak için Soros'u Durdur adı verilen bir yasa çıkarıldı. İngiltere. Sterling spekülasyonu ve Kara Çarşamba. İngiltere'de Soros'un hedef olması ise ilk olarak 16 Eylül 1992'de yaşanan Kara Çarşamba ile oldu. İngiltere'nin para birimi Sterling'in çöküşe gittiği gün Soros'un 1 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı. Sterling'e karşı pozisyon alan Soros için İngiltere Merkez Bankası'nı deviren adam yakıştırmaları bile yapıldı. Son yıllarda ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının önüne geçmek için Brexit aleyhine 400 bin sterlin harcamasıyla gündeme geldi. İngiltere aleyhine karanlık Yahudi komploları kurmakla suçlanan Soros, Telegraf gazetesi tarafından İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar devreye koymakla itham edildi. Rusya Hristiyanlık karşıtı Soros. Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerini sonlandıran bir başka ülke ise Rusya. 2015 yılında derneğin faaliyetlerine Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temeline ve devletin güvenliğine tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle son verildi. Polonya dünyanın en tehlikeli adamı. 2017 yılında Polonya'da sağcı iktidar partisinden bir milletvekili Soros'u Hristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı aktiviteleri teşvik ettiği gerekçesiyle dünyanın en tehlikeli adamı olarak nitelendirdi. ABD Clinton'a yaptığı bağış eleştirildi. ABD'de ise Soros'a karşı tepkiler eşcinsel haklarını savunduğu ve polis şiddetine karşı çıktığı için gelişti. 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton kampanyasına 10 milyon dolar bağış yapması da eleştirilerinin şiddetlenmesinde yol açtı. Aynı zamanda Donald Trump başkan seçildikten sonra düzenlenen kadın yürüyüşlerinde Soros'a ülkenin dört bir yanından protestocuları eylemlere taşıdığı suçlaması yöneltildi. ABD'deki Breitbart haber ağı Soros'un kendi kişisel serveti için hükümetlerin istikrarına karşı faaliyetlerde bulunduğunu ve solcu kampanyaları desteklediğini kaleme aldı. Peki, ülkemizde Soros'a karşı bir tutum veya suçlama mevcut mu? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Şahsına yönelik bir suçlama bulunmamaktadır. Fakat ülkemizdeki tutumu ise anlatacağımız şu olayla özetleyebiliriz. Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay bir operasyon kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Altınay'ın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında insan hakları eylemcisi ve iş adamı Osman Kavala ise 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarını başlatmakla suçlandığı için halen tutuklu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son olarak Kavala'ya atıfta bulunarak Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var ifadesini kullandı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Son olarak ise sizce Soros melek mi yoksa şeytan mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.